Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, 2023 duygusal konular, aile, yuva, çocuklarla ilgili konularda daha geliştirici, mutluluk verici, şanslı etkilerle başlıyor. Bu yıl hayatınızda sağlam yapılar kurabilirsiniz, arkadaşlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz ve özellikle ailevi konularda düzen oluşturabilirsiniz. Evet, yılın genel etkilerine şöyle bir değiniyoruz. Çünkü zaten yıl genelinde aylık, haftalık, günlük videolarımızla size yol göstermeye devam edeceğim. Şimdi bu yıllık videoda yılın genel tesirlerinden bahsedeceğim. Yıla Jüpiter'in Koç burcundaki destekleyici etkileriyle başlıyoruz. Jüpiter Koç burcunda 2022 yılında da aslında şöyle bir kendini göstermişti, biliyorsunuz Mayıs'la Ekim ayları arasında. O dönemde yapmış olduğunuz girişimler varsa, hayatınızda kendini göstermiş temalar ya da fırsatlar varsa, bunları nasıl değerlendirdiniz bir gözden geçirin. Çünkü 2023'ün 16 Mayıs'ına kadar olan süreçte Jüpiter hızlı bir şekilde Koç burcunda ilerlemeye devam edecek. Dördüncü evinizde olacak sevgili oğlaklar. Burada şans ve büyüme fırsatlarını ev yuva alanlarında verebilir. Mesela size artık küçük gelen bir evden ayrılıp büyük bir eve taşınabilirsiniz. Veya işte kendi evimi alayım gibi bir girişiminiz olabilir ki Jüpiter bu fırsatları da verebilir. Yuva kurmak, evlenmek gibi konular da olabilir. Çünkü aile ve yuva konularında burada destekler getiriyor. Evde yuvada daha mutlu olabilirsiniz. Ebeveynlerden destek görebilirsiniz maddi manevi her alanda. Hatta evden çalışma, evde bir iş kurma gibi etkileriniz de olabilir. Bu yıl Akrep ve Boğa'daki tutulmalar devam ediyor. Bununla beraber ay düğümlerinin Koç ve Terazi'ye geçmesiyle beraber Koç Terazi aksında da tutulmalar başlayacak. Bu bir enerji değişimi tabii ki. Akrep Boğa hattındaki tutulmalar sizin için özellikle geçtiğimiz yıl daha çok arkadaşlar, sosyal çevre, işte çocuklarınız, aşk hayatınızla ilgili konularda yapılandırmalar getirdi. Bu yıl da bunlar devam ediyor. Başlamış bazı etkiler tamamlanabilir. Ya da o geçtiğimiz yıl çok mücadele içerisindeyseniz, ki bunlar hani biraz zordu geçtiğimiz yıl, hani sıkıntılarla beraber gelmişti. Bu yıl bunları daha rahat bir sürece taşıyabilirsiniz. Sorunları çözebilirsiniz örneğin. Jüpiter 16 Mayıs'tan sonra Boğa burcuna geçecek. Dolayısıyla 5. ev konularınızda biraz daha büyüme ve iyileşme fırsatları getirebilir. Jüpiter Boğa'da çok bereketlidir. Para konularında da iyidir. Sizin şans eviniz zaten Boğa. Yani geçtiğimiz yıl doğru adımlar attıysanız, mesela paranızı büyütmek anlamında işte doğru yatırımlar olabilir, bu doğru girişimler olabilir. Bu yıl Mayıs'tan itibaren paranızın daha iyi büyümesi, hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yani şansa ihtiyacınız olan alanlarda güzel bir şans etkisi var. İşte çocuklarınızla ilgili mücadeleler bu yıl daha verimli olabilir. Çocuk sahibi olmak gibi bir konu da olabilir. Çocuğunuz varsa ikinci çocuk sahibi de olabilirsiniz. Çocuklarınızın sorunları varsa onları çözmek için fırsatlarınız artıyor. Gerek tutulmalar olsun, gerek Jüpiter etkisi olsun, bu alandaki etkileri arttırıyor. Kalbiniz boşsa evet, aşık olabilirsiniz. Bununla ilgili etkiler de özellikle Mayıs, Haziran hızlı bir şekilde hayatınıza girebilir. Aşk ve romantik konularda da sizi destekleyen bir yıl. Yeteneklerinizi değerlendirebilir, yeni bir hobi edinebilirsiniz mesela. Yeni bir kursa başlayabilirsiniz. İşte müzikle ilgilenebilirsiniz, resim yapmaya başlayabilirsiniz gibi. Yani yazabilirsiniz mesela, ihmal ettiğiniz bir şeyler varsa. Hani çocukluğunuzda, gençliğinizde ilgilendiğiniz ama hep böyle ötelediğiniz bazı yeteneklerinizi Jüpiter sayesinde tekrar keşfetme, değerlendirme, bunları geliştirme fırsatlarını bulabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu yıl tutulmalarımız Koç Terazi aksına kayıyor dedik. Nisan'da ilk olarak Koç burcunda güzel bir tutulma var, Jüpiter etkili. Bu size yuva kurmak, ev almak, emlak almak, ailevi konularda destekleyebilir. Bu dönemde karşınıza güçlü fırsatlar çıkabilir. Yine Mart'ın ilk haftası da Venüs Jüpiter kavuşumu aile ve yuva alanlarında size mutluluk verici, keyifli etkiler getirebilir. Bunu lütfen değerlendirin. Bu yıl jenerasyon gezegenimiz Plüto 23 Mart itibariyle burcunuzdan ayrılıyor artık sevgili oğlaklar. Kova burcuna geçiyor ama bu sadece bir merhaba olacak. Çünkü 11 Haziran'a kadar Plüto Kova burcunun 0 derecesinde, ilk derecesinde bulunacak. Daha sonra tekrar burcunuza, Oğlak burcunun son derecelerine geri geliyor 11 Haziran'dan sonra. Özellikle Oğlak burcunun işte 28-29 derecesinde olanlar
halen daha bu yıl 11 Haziran'dan sonra Plüton'un o güçlü baskıları, dönüşüm enerjileri altında olabilirler. Ama bu artık son dönemeç. 2024'ün ocağından itibaren tamamen Kova burcuna geçecek ve bir 20 yıl 2044'e kadar Plüto Kova burcunda olacak. 2008'den bu yana sevgili oğlaklar, Plüto burcunuzdaydı ve gerçekten sizi yeniden yarattı. Yani öldünüz, dirildiniz, hayatınızda birçok alanda dönüştünüz. Ruhsal anlamda, manevi anlamda, fiziksel anlamda, dışsal anlamda, iş, kariyer, iş, sağlık, yani her alanda güçlü etkilerle karşılaştınız. Plüto zor bir gezegen. Ama Plüto değdiği noktayı da dönüştürmeden bırakmıyor. Artık bu son demleri bu yıldan itibaren Kova burcunda olacak. Bu yıl Mayıs ile Haziran arasında Kova burcuna şöyle bir merhaba diyeceği için, para alanınıza da geleceği için sanki böyle bir ilk işaretlerini hissettirebilir. Plüto olan yerde güç vardır. Plüto'nun burç değiştirmesi de güç değişimidir. Jenerasyon gezegeni olduğu için bireyselden ziyade daha çok toplumsal, yapısal konularla ilgili, işte sosyal, kültürel, finansal, yönetimsel, siyasal, bilimsel, her alanda aslında insanlığı etkileyecek evrensel konularda büyük dönüşümler bekleyebiliriz. Özellikle de Kova burcu daha insan burcudur, daha evrensel konularla ilgili. Bu jenerasyon gezegeni olmakla beraber tabii ki kişisel haritalarımızda da transit ettiği noktalarda bizim için dönüşümlerin, bu güçlü dönüşümlerin hangi alanlarda karşımıza çıkacağını gösterir ki sizin ikinci evinizde olacağı için bu uzun transit para konularında öne çıkıyor. Bu yıl ilk etapta Mayıs ayına biraz dikkat etmek lazım. Plüto 0 derece Kova burcuna geçtiğinde yine Boğa burcundaki Jüpiter'le tam bir kare açı yapacak. Aynı zamanda işte 20-21 Mayıs gibi Mars da bunlara eşlik edecek Aslan burcundan. Bu bir ciddi baskı, böyle bir sert zıtlaşma etkisi getirebilir, manipülatif durumlar getirebilir. Sizin dışınızda tabii ki daha toplumsal alanlarda, daha dünyasal konularda, işte ekonomik anlamda örneğin piyasalarda güçlü etkiler olabilir. Burada bazı düzenlemeler finansla ilgili alanlarda olabilir. Bilimsel alanlarda hızlı gelişmeler olabilir. Bir anda yeni bir buluş gibi, yeni bir insanlık için bir düzen, bir etki gibi ya da doğa olaylarında bir tetiklenme olabilir. Sert bir etki. Özellikle siz finansal konularda bunu hissedebilirsiniz ya da hissetme olasılığınız var. Özellikle yatırım kararlarınızda, spekülatif alanlarda çok öyle hırslı, aşırı büyük beklentilerle hareket etmemeye çalışın. Daha sakin davranmaya çalışın. Bununla beraber tabii ki Jüpiter Plüto kontağı daha öncelerinde hani daha doğru adımlar atıldıysa hayatınızda büyük bir güç, maddi bir fırsat, maddi bir büyüme imkanı da getirebilir. Yani bu da söz konusu olabilir tabii ki. Ve Ekim, Eylül ayları da yine özellikle tutulma döngüsü öne çıkacağı için önemli görüyorum. Bu dönem 28 Ekim zaten ülkemiz için de önemli bir tutulma. Sizin için de Boğa burcundaki tutulma 5. evinizde olacak. Bu tutulma çocuklar, aşk, para konularında mesela aslında daha keyifli konular sizin için. Güzel tamamlanmalar, bazı amaçlarınıza ulaşma şeklinde çalışabilir. Ve 14 Ekim'de Terazi burcunda da bir güneş tutulması var. Bu kariyerinize destekleyen bir tutulma. Kariyerde, iş tanımınızda, görev tanımınızda ya da bir seçiminiz olabilir. Yani Terazi işbirliklerinde desteklediği için belki bir işbirliği kararınız olabilir burada mesleki anlamda ya da bir işle ilgili görev tanımınızda yeni bir açılım olabilir. Kendi işinizi kurma gibi bir cesaret de gösterebilirsiniz. Bunlar aslında 2024'te de devam edecek konular. Yani bu yıl başlayan etkileri 2024'te de devam etmesini bekleyebiliriz. 2023'te büyük öğretmen Satürn burç değiştirecek. 7 Mart itibariyle Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Sadece bu yılla sınırlı bir etki değil tabii ki. 2026 yılına kadar önümüzdeki 3 yıl Satürn Balık burcunda olacak. Sizin için dost bir burç Balık. 3. evinizde olacak. Satürn'ün olduğu yerde ciddiyet vardır, disiplin vardır. Çünkü o öğretici bir etki. Yani bize bir şeyleri öğretiyor, dersler veriyor. Aslında olgunlaşmamız için, gelişmemiz için bizi zorluyor. 3. evinizde olduğu süreç içerisinde yeni bir şeyler öğrenme konusunda aslında
size sorumluluklar verebilir. O yüzden kendinize böyle bir eğitim programı oluşturabilirsiniz bu dönemde. Öğrenciler için, gençler için, evet tabii ki eğitim hayatlarında bir sorumluluk dönemi, bir düzen dönemi, disiplinli çalışma dönemi. Bununla beraber daha olgun oğlaklar herhangi bir konuda, ilgi duydukları alanda bir kursa da katılabilirler. İşte dil öğrenmek olabilir, bir becerilerini geliştirmek olabilir, sanatsal becerilerinizle ilgili bir şey olabilir ki balık sanatla da ilgili bir burç. Özellikle yaratıcılığınızı destekleyecek, işte sanatsal becerilerinizi destekleyecek bir eğitime katılabilir. Ya da böyle yazmak gibi bir disiplin içerisine girebilirsiniz. Güzel bir şeyler ortaya çıkarabilirsiniz. Yeteneklerinizi değerlendirebilirsiniz örneğin. Haziran ayı bu anlamda bir tetikleyici olabilir. Bir yandan Jüpiter'le de Satürn arasında güzel bir açı var. Hani bir yeteneğiniz var. Bununla ilgili bir çalışma programına başlayabilirsiniz. Ve bunun sonuçlarını 2,5-3 yıl sonra çok güzel bir şekilde de alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili bazı yapılandırmalar olabilir. Kardeşlerinizin işe başlaması, kardeşlerinizin eğitimi ya da sizin kardeşlerle ilgili bazı sorumluluklarınız ve benzeri konular olabilir. Bunların önemli etkileri olabilir hayatınızda. Seyahatler için evet biraz Satürn burada kısıtlayabilir sizi. Ya da daha çok sorumluluklarla ilgili seyahatler getirebilir. Yani iş için seyahatler, işte eğitim için seyahatler getirebilir. Bunları hayatınıza daha fazla dahil edebilir. Herhangi bir kişisel girişiminiz ve ticari oluşumunuzda da Satürn'ün burada bazı sorumluluklar vermesi, mesela bir eğitimle ilgili bir iş başlangıcı, bir işe girmeniz ya da hani bir iş kurmanız ya da bunu hani tamamen hani internet üzerinde de yapabilirsiniz. İletişim kaynaklarını değerlendirerek de yapabilirsiniz. Bir mesuliyet almanız, bir sorumluluk almanız ya da bir yeteneğinizi, becerinizi değerlendirmeniz gerekebilir ve bununla ilgili fırsatları da tabii ki karşınıza çıkarabilir sevgili oğlaklar. Evet, 2023'ün geneline bakarsak bu yıl ev, yuva, aile alanlarında mutluluk var. Çocuk konularında da yılın ikinci yarısında daha fazla keyifler var. Para kazanma konularında yaptığınız çalışmaların karşılığını alabileceğiniz bir yıl. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda evet en şanslı burçlardan biri sizsiniz. Özellikle 16 Mayıs'tan sonra bunu iyi değerlendirin. Sorumluluklarınız evet daha çok ev yuva alanlarında artabilir ama kişisel becerilerinizi değerlendirme fırsatları da çıktığı için bu yıl özgüveninizi arttıracak, yeteneklerinizi değerlendirecek önemli, daha disiplinli çalışma programlarına da girebilirsiniz sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.